Çeti Mahmus'a, İngilizlerin devletine Tayyip Hoca'yı yedirmeyiz. Bunu unutacaklar. Kendi kendilerini yiyebilirler. Ama Tayyip Hoca'yı yedirmeyiz. Tayyip Hocama da helal olsun. Homoseksüellere bugün dümdüz gitmiş. Batı'da bak eşcinsel evlilik konusundaki tartışmalarda gösterilen sözüm ona özgürlük, hak ve hukuk hassasiyetini kendine yardım eli uzatan çocuklardan, kadınlardan esirgeyenlere yazıklar olsun diyor. Çok güzel konuşmuş. Yedi ceddine rahmet olsun. Tayyip Hocam'ı bak gözü kapalı desteklesinler. Bak benim biliyorsunuz. Yani özgür düşünen bir adam. Ben katılık yok. Ben AK Parti yanlış bir şey yaptığında şiddet üstüne giden birisiyim. Yani hiç gözümü kırpma. En ufak bir şey oldu şiddet üstüne gidiyorum. Ama Tayyip Hoca hakikaten harbi delikanlı. Hasbi delikanlı yani. Dürüst, doğru ve milli bir delikanlı. Hiç tereddüte gerek yok. Diktatör çok ayıp. Kolay idare etmek ve kolay manevra için bunu istiyor. Görüyorsunuz daha hala karşısına çıkıyor Çetin Mahmut Sabire. Oradan buradan karşısına adam çıkartmaya kalkıyor. O da zorda kaldığı için herhalde böyle bir çözüm düşündü. Ama getireceği riski de düşünmesi gerekir. O yüzden partili cumhurbaşkanlığı tamam. Bir daha istesin, bir daha seçelim. En az 160 oyu var yani. Hiç sıra gönlü rahat olsun. Bak homoseksüeli hiçbir şey söylememişti iktidar döneminde. Ama biz kabadayıca çıkıp böyle aslan gibi kükreyince koç yiğittir Tayyip Hocam da. O da delikanlılığını gösterdi. Gereğini bütün Rus gazetelerine falan her yerde çıkmaya başladı. Bütün dünyayı tırsıtmışlar ya. Zorla millete homoseksüel propagandası yapıyor. Bu bir kir. Bu çok korkunç bir şey. Bu neyin propagandasını yapıyorsunuz? Tayyip Hocam da kükremiş, helal olsun. Yalnız AK Parti'yi destekleyenler hep bir şey bekliyor. Mesela ben hiçbir şey beklemiyorum. Hiçbir şekilde beklemedik de. Davadan bir şey beklemez. İlla yanasından işte saraya gitsinler. Gidip vaktini almaya çalışıyor. Konuşuyor. Bir yerde işte bir işi oluyor. Onu destek. Ya kardeşim o insanın başında bin bir tür dert var. Senin işin mi önemli? Onun yapacağı işler mi önemli? Bırak yakasına yapışma. Bırak senin dünyevi işlerin. Kimden hallediyorsun? Hani Cumhurbaşkanı'na gidip anlatılır mı ya? Karnı ağrısa Cumhurbaşkanı'na gidiyor. Çok münasebetsizlik mi? Böyle şey olmaz. Zaten yoruluyor. Akşama kadar bin bir türlü iş var ya. Çok zor bir şey bu Cumhurbaşkanlığı. Çok eğlendirici bir şey sanıyor. Eğlendirici değil, çiledir Cumhurbaşkanlığı. Bayağı zordur yani. Kardeşim Tayyip Hoca neye uğradığını şaşırdı kardeşim. Elini bir yere atıyor. Adam hortlak çıkıyor. Elini bir yere atıyor. Canavar çıkıyor. Sırtını bir yere dayıyor. Kulyabani gibi bir şey çıkıyor. Bu nedir böyle ya? Çok ayıp, çok çirkin. O da bizim kardeşimiz. Değil mi? Dava adamı. Yazık, günah. Bu da üstüne gidilmez. Yani olsa herkesten önce ben eleştiririm. Olduğunda zaten eleştiriyorum. Ve benim AK Parti'den hiçbir çıkarım yok. Hiç. Sıfır yani. Ama doğruyu söylemek lazım. Dürüst olmak lazım. Bırakın ne güzel hizmet ediyor ya. Çıktı ya. Her yer cennet gibi olmuş. Ankara öyle, İstanbul öyle, Adana öyle ya. Ellemeyin. Bırakın ya, hizmet etsin. Ne güzel ya. Şevki de var elhamdülillah. Ancak dindar bir insan bu kadar şevkli olabilir. Böyle bir insanı da kolay kolay bulamazlar. Yani bu kadar atılımcı, şevkli bir insanı bulamazlar. Nesine lazım ya? Gelmiş 60 küsur yaşına. Diktatör olup ne yapsın diktatörlüğü yani? Bütün ömrü boyunca süründü ya. Çile çekti yani. Diktatör ne yapacak yani? Hayat ortada. Çoluğu çocuğu da ortada. Onlar da ortaya çıkmıyor artık. Onları da yıldırdılar yani. Ya bırakın rahat yaşasınlar, normal yaşasınlar ya. Özetle Tayyip Hoca'ya kılını dokundurtmayız. Bunu unutacaklar. Kanunla, hukukla. Densizlik istemiyoruz. Ama tabii demokratik mücadele güzel. Bana bir şey demeyiz. Bak Tayyip Hocam'ın aslanlarına bak. Camiye biraz geç gelmiş. En arka safta namaz kılmış. Devletin başı. Bak bu insanın güzelliğini iyi görmek lazım. Bütün ömrü çileyle geçti bu delikanlımızın. Tabii. Gencecik delikanlı. Bak geldi iktidara görüyorsunuz. Bak nasıl yaşlandı. Nasıl zor çileler çekti. Daha hala bu çilenin içerisinde o aslan gibi de mücadele ediyor İngiliz derin devletiyle. Bir Amerika bir şey diyor, Amerikan derin devleti. Bir İngiliz derin devleti bir şey diyor.
Bir de içeriden de hainler çıktı. Bak buna rağmen dimdik ayakta Mehdi yardımcısı, Hazreti Hızır da yardımcısı. Yani ekibi hiç boş olmuyor söyleyeyim, gönlü rahat olsun. Yani öyle diyeyim de anlasın. Nereye gitse ekibi boş değil. İlla ki yani ya bir sandalye şeklinde ya bir şey şeklinde hep yanındalar. Yani hiç gönlü rahat olsun. Yazık, günah ya, ben bu kadar yüklenen bir insan görmedim yani. Ne kadar ayıp çirkin ya. Yarın Sümeyye'nin nikahı varmış. Tayyip hocam baya mutludur. Nikah şahidini Davutoğlu yapacakmış. İyi olmuş. Arada kavga var diyenlere çok iyi tokat, çok iyi olmuş. Sümeyye kardeşe tebriklerimizi sunuyoruz. Sümeyye Hanım'a. Tayyip hocamı da tebrik ediyoruz. Ne mutlu ona, torunlar var efendim. İyi, güzel. Ama kendini çok üzmesin, yormasın. Cumartesi pazarlar kendini ayırsın. Değil mi ya? Yatsın uyusun, dinlensin ya. Fasıl getirtirsin, hiçbir şey olmaz. Yani eğlenmek 10 dakika, dinlenmek 10 dakika. Gece gündüz, gece gündüz olmaz. Tayyip hocam, Cumhurbaşkanlık ilgili açıklaması tamam. Yani partili Cumhurbaşkanlığı. Ama bundan bu konu bitti desin. Artık gerilim olur ondan gerisi. Başkan ne yapacak? Bak, hiçbir işine yaramaz. Partili Cumhurbaşkanlığını açıklasın. Anayasada ilgili maddeyi çıkarsınlar. Ay yetkisi alsa yetkisini çoğaltalım. Yani bir elastikiyet kazanmak istiyorsa olur, tamam. Ama bundan kalalım. Yani artık daha ilerisi olmaz. Ya durup durup bu bir aşama derdiseler, o zaman çok zor bir durum meydana gelir. Bu gerilim meydana getirir. Tayyip hocama helal olsun. Bak homoseksüelle karşı da tavrını açıkça koymuş. Güzel olmuş. Bunu Türkiye'de bak kimse dile getiremiyordu. Tek ben dile getirdim. Allah razı olsun, Cumhurbaşkanı da arkasından gereken cevabı verdi. Yani hemen akabinde homoseksüele karşı net tavrını koydu. Gayet güzel. Helal olsun. Allah'ın kontrolünde, Allah'ın yardımının üstüne. Gönlünü hiç sıkmasın, kalbini hiç sıkmasın. Gözünü kapasın, geçsin sıkıldığı yerlerden. Hiçbir şey olmaz. Tayyip hocam ne çilesi çekmiş ki, adam saraylarda yaşıyordu. Mehmet Güngör söylüyor bunu. Ya elini vicdanına koy. Bir samimi düşün. Samimi konuş. Daha düne kadar gecekonduda yaşıyordu. Ufacık da bir evi vardı. Çoluk çocuk hepsi beraber bir yerde. Küçük küçük evden oluşan bir yerde yaşıyorlardı. İlk defa saraya geçti. Sarayın bir odasında yaşıyor. Çaka çaka dolu. Bütün devlet ricali kullanıyor. Herkes kullanıyor. Halk da kullanıyor. 60 küsür yaşında geldi. Akşama da sarayda sürekli geziyor zaten. Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Geldiğinde de gel burada vurup başını yatıyor yani. Bazen de evine gidiyor, bazen oraya gidiyor. Zaten çok az uyuyor. Yani onu da çok görüyorsanız çok çok ayıp edersiniz. Sarayda nedir yani, normal bir bina. Onun bir odasının bir bölümünde uyuyor. Sarayı herkes kullanıyor. Bir de sarayı kendi keyfi için yaptırmadı ki. İslam'a, devlete hizmet olsun diye yaptırdı. Hakikaten de biz Ankara'da yer bulamadık. Bulsak ben tavsiye edecektim. Oraya geç diyecektim. Yer yok Ankara'da. Mecburen orada olacak. Nereye gitsin? Ne yapsın yani? Bu görevler nerede yapılır? Nasıl yapılsın? Bize bina gösterin, tavsiye edelim. Gecekondu mahallesinde apartmanda yaşıyordu. Üstüne gitmeye kalktılar bir ara, biliyorsun. Güvenlik bile yoktu. Üniversitede terörden temizleyeceğiz demiş Tayyip Hoca. Onu ben söylemiştim biliyorsunuz. Bu komünistleri üniversiteden temizleyin diye. Hepsini temizleyeceğiz diyor. Helal olsun Tayyip Hocam. Ya normal bizim insanımız, yani Türkiye'nin çektiği çileyi, ızdırabı yaşayan bizim kendi insanımız, kendi insanımız. Yani bize yabancı olan birisi değil. Ya adam geliyor bize yabancı. Tanımıyoruz.
Bizim hiç anlamadığım şeylerden konuşuyor. Hiç anlamadığım felsefeden bahsediyor. Mesela rahmetli Demir'in işte Suudi Arabistan'a gitsin kızlar diyor. Ya kardeşim bunu diyeceğine kanun, hukuk buna müsaade etmiyor. Görüyorsun Türkiye'nin durumunu. Değil mi? Yani bütün devlet kurumları karşı şu an buna karşı bir tavır göstermez doğru olmazdı. Suudi Arabistan'a gitsin denir mi ya genç kızlara? El kadar çocuklara. Ne kadar rencidici bir şey. Sokağa çıkıyorlar. Millet de onlara laf atıyor bir sefer. Suudi Arabistan'a gidin bilmem ne falan. İdi. Mesela Allah'a şükür şu an yok. Gezi döneminde bir yıl içinde iki darbe girişimi atlattık ya. Alenen darbeydi yani. PKK terörle o mücadele ediyor maşallah. Bayağı azimli. Orta Doğu gibi yanan, cehennem gibi coğrafyada gül gibi yaşıyoruz. Savaş yok, kargaşa yok. Biz savaşın içine girmedik. Ekonomi bayağı güçlü. Hafta sonlar dinlensin, dinlensin. Cumartesi, pazar Tayyip Hoca dinlensin. Yani onda hiç taviz vermez. Fasıl da getirtebilir. Yarım saat, bir saat yapayım sana. Gezinsin böyle açık. Şu mesela sarayın, saray mı ne diyorlar ya meşhur? Külliye. Ha, külliye mi? Ya, o, ama bahçe de yok orada, bir şey de yok ya. Ve yeşillik yerlere gitsin. Açık vardır ahbaplarının falan, dostlarının. Çağırsınlar, onlar da o nezaketi göstertiyorlardır zannediyorum. Böyle bağlı bahçelik yerler varsa oraya göre bile dinlensin. Ya bu kadar üst üste olmaz.